Eşler arası geçim nasılsa bir insanın kalitesi o kadardır. Dışarıda herkes iyi birbirine. Doğru mu? Doğru. Dışarıda iyi olalım, niye kötü olalım? Dışarıda iyi olalım, nazik olalım, saygın olalım, hanımefendi ve beyefendi olalım. Ama daha çoğu evde değilse, onun kişinin ahlakı ve karakteri açısından bir değeri yoktur. İyilik ailede başlar, merhamet ailede başlar. Bütün iyileşme içten dışadır. Bütün güzelleşme içten dışadır. Bunların en birinci kaynağı anne babamızın ne yaptığıdır. Hele anneanneye, babaanneye zinhar çocuk baktırmayın. Sizden daha çok severler, sevgi sorunu yoktur. Sizden daha çok korurlar, güven sorunu da yoktur. Ama onlar çocuk bakma zamanını geçirmişlerdir. Kırmak kolaydır, onarmak daha büyük maharet ister. Ben evet burada yanlış yapmışım diyebilmek bir erdemdir. Eğitim bunun için var. Ben adım atacağım, ben iyilerden olacağım. Hayatım sen haklısın, annem yanlış yapıyor. Bu kadar. Aynı şeyi hanımefendilerin de yapması lazım. Söylediğimin içeriği doğru olabilir ama acaba usulümde mi bir yanlışlık yaptım? Diyor gibiyim. Şöyle arabayı sağa çekeyim de bir hava alayım. Dışarı çıkayım. Arabayı sağa çekeyim. Sen beni anlamadın. Sen beni yanlış anladın. Zaten abartılı algılıyorsun. Sen onun lafına bakma. Sen benim canımsın. Bizim iki çocuğumuz var. Yuvamız Allah'a şükür son derece iyi. Anneme ben laf anlatamıyorum. Hakkını helal et. İstersen bizim eve gelmeyebilirsin. Sağlık, afiyet içinde uzun, bereketli bir ömürle sizleri ödüllendirsin. Allah'a emanet olun efendim. Hoşçakalın. Aile bizim toplumumuzun çekirdek yapısı. Aileyi ne kadar güçlü tutarsak toplumumuz da o kadar güçlü olur. Allah evliliklerinizi hepinizin hayırlı uğurlu eylesin. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Evlenecek çiftlerimize bizim yardımlarımız da var Salih Hanım. Bütün çiftlerimize bir defa düğün hediyesi otomatik çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Bu sertifika töreni eğitimlere katılan herkese. Ayrıca mali durumu iyi değilse 7 kişilik oturma grubu, buzdolabı, elektrik süpürgesi, 2 tane halı, 1 tane fırın, tabi çamaşır makinesi de verdiğimiz için hepsini hediye ediyoruz. Yeter ki evlensinler. Şu anda Türkiye'de en fazla evlilik, en fazla nikah Şahin Bey'de. Geçen yıl, bakın pandemiye rağmen 2021 yılında 9051 adet çiftin nikahını kıydık. Yani 18.102 kişi evlenmiş oldu Şahin Bey'de. En fazla doğum da bizde. Şahin Bey'de en fazla Türkiye'de çocuk Şahin Bey'de doğuyor. Evlenmekten korkmayacağız. Allah yolunuza, bahtınıza açık eylesin. Rabbim sizleri mesut ve bahtiyar eylesin diyorum. Hepinizi tebrik ediyor. Hepinize saygılar sunuyorum.